Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda insan kaderini kendisi mi çizer? Böyle bir soruya cevap aramaya çalışacağız. Bazıları insanı tümüyle kaderin mahkumu görmüşler. Bu görüşte olanlara Cebriye mezhebi deniyor. Cebriye mezhebinin mensupları böyle demişler. İnsan tümüyle kaderin mahkumu. Bir de bunun tümüyle tersi bir fikri savunanlar olmuş. Onlar da demişler ki insan kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Bunlara da İslam tarihinde Mutezile deniyor. Günümüzde belki de ben Cebriye mezhebindenim, ben Mutezile mezhebindenim diyen yok. Ama bunların fikirlerini savunan pek çok kimseler bulunmakta. İşte bazıları arabaların arkasına yazıyor kader utansın diye. Ya haşa, kaderin utanacak bir şey yok ama o insan bir takım şekavete maruz kalmışsa, kötülüklere maruz kalmışsa bu kendindendir. Fakat bunu kadere yüklemek istiyor. Bazıları da şöyle yazıyorlar. İşte kader diye bir şey yok. İnsan kaderini kendi çizer. İşte şu kader değildir, bu kader değildir gibi kadere itirazlar yükselebiliyor. İslam tarihinde de benzeri münakaşalar olmuş. Ve insan kaderin mahkumu mu yoksa tümüyle hür mü? Bu noktalar enine boyuna ele alınmış. İnsanın hiç iradesi olmadığını söylemek bu tefrit bir görüş. İnsan tümüyle kaderine sahiptir. Kendi kaderini kendi çizer demek bu da ifrat bir görüş. Yani bunlar aşırı birer uç. Orta yol ehl-i sünnet vel cemaatın ortaya koymuş olduğu yoldur. O da nedir? Evet, kader var ama öte yandan insanın iradesi de var. Kader var, kader bizim var olmamızı dilemiş. İşte insan olarak yaratmayı dilemiş. Bu noktalarda bizim elimizden gelen bir şey yok. İnsan bu noktada gerçekten Cebriye'nin dediği gibi kaderin mahkumu. Elinden bir şey gelmez. Gözü diyelim mavi ise kaderden o program öyle çıkmıştır. Yeşil ise yeşil olarak çıkmıştır. Bu insanın kendi tercihi değildir. Dolayısıyla belli bir noktaya kadar insan gerçekten kaderin mahkumudur. Ama fiillerinde iman etme veya küfrü tercih etme, ibadet etme veya isyan etme, güzel söz söyleme veya kötü söz söyleme, bu gibi insanın tercihine bırakılan durumlarda insan kaderin mahkumu değildir. İnsan hürdür, serbesttir, dilediğini yapabilir. Kur'an-ı Kerim bu noktada bize şunu söylüyor. Gulil hakku min rabbikum. De ki hak Rabbinizden size bildirilmiştir. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Artık dileyen iman etsin, dileyen de kafir olsun. Bir başka ayet şöyle ifade ediyor. İnna hedeynahu sebil. Biz insana yolu gösterdik. İmma şakiran ve imma kefura. O insan isterse şükreder, isterse nankörlükte bulunur. Dolayısıyla ben kaderimi kendim çizerim demek çok aşırı bir ifade oluyor. Evet, ben hürüm, ben iyi veya kötüyü tercih ederim, bunu deriz demek de gerekir. Öyleyiz zaten. Ama ben kaderimi kendim çizerim, haşa Allah'ı devre dışı bırakmak gibi bir şey oluyor. Kader diye bir şeyi tümüyle inkar etmek oluyor. Halbuki kaderi kabulle beraber ben yapmış olduğum fiillerimde hürüm, serbestim. Dolayısıyla mesulüm, sorumluyum. Bu noktaya insan gelebilse çok daha böyle isabetli hareket etmiş olacaktır. Allah-u Teala bize vücut gemisini vermiş. İrademiz de onun bir dümeni gibi. Biz o irade dümenini kullanmak suretiyle bunu cennet adasına veya cehennem adasına doğru yönlendirebiliyoruz. Yani gemiyi biz meydana getirmedik ama kullanım hakkı bize verilmiş. İşte Allah-u Teala vücudu bize emanet olarak vermiş ve yolu da göstermiş. Şu yoldan gidersen netice budur, bu yoldan gidersen netice budur. Yolu göstermiş. İnsanlar artık ister o yolda gidiyor, isterse diğer yolda gidiyor. Ve o şekilde kendi çizdiği, kendi belirlediği yolda yoluna devam ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir inceliğe de temas eder ve buyururlar ki bir insan fıtrat üzere doğar. Yani İslam fıtrat üzere doğar. İslam üzere yaşar. Fakat son anda küfür yolunu tercih eder. Cehenneme gider.
Bir başkası fıtrat üzere doğar, İslam üzere doğar, İslam küfür üzere yaşar ama son anda kendisine hidayet nasip olur, mümin olarak bu dünyadan gider. Peygamberimizin bu ifadelerinde beynel havf ve reca dengesi ortaya konulmuş. Yani bir insan korku ve ümit arasında olmalı. Her an yoldan çıkabilirim, böyle bir korkuyu da yaşamalı ama öte yandan dosdoğru yolda gitmeyi de ümit etmeli. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hem cennet nazara veriliyor hem de cehennem. Dolayısıyla insan cennete de gidebilir, cehenneme de gidebilir. O halde dengeli tutmak gerekiyor. Cehennemi hatırladıkça korkmak, Allah'ın azabından, gadabından korkmak ama cenneti hatırladıkça da Allah'ın rahmetini düşünmek ve oraya dahil edileceğimizi ümit etmek gerekiyor. Bu şekilde bir insan korku ümit dengesi içinde yaşarsa kendine böyle daha dikkat eder, hal ve hareketlerine dikkat eder, aşırılıklardan uzak kalır ve bunun neticesinde saadet diyarı olan cenneti Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla kazanır. Ama kendine verilen iradeyi eğer iyi yönde kullanmazsa o zaman da kendine yazık eder. Dünyada da hayatı iyi geçmez. Sıkıntılar içerisinde geçer. Öbür alemde de kötü bir akıbet onu bekler. Bazen belki şu hatıra gelebiliyor. Yani Allah-u Teala bize niye sormadı? Ey kulum ben seni yaratayım mı? İşte Allah beni sormadan yaratmış. O halde niye beni şu anda hesaba çekiyor? Niye ahirette buna göre karşılığını verecek diyenler olabiliyor. Değerli izleyenlerim, insanların bu tarzda Cenab-ı Hak'tan şikayet etmeye veya bir hak talep etmeye hakları yok. Cenab-ı Hakk'ın bizleri yaratması çok büyük bir nimettir. Allah-u Teala dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dilemiş. Dileseydi bizi melekler gibi makamı sabit, hiçbir günah işlemez, o tarzda varlıklar olarak yaratırdı. Ama o renklilik murad etmiş. İstemiş ki insanlık alemi diye bir alem olsun. O alem içinde mükellef, akıllı varlıklar olsun. Bunlar isterlerse melek gibi yaşasınlar, isterlerse de şeytana arkadaş olsunlar. İşte şeytanların hayra kabiliyeti kalmamış. Ama bir insan hem onlar gibi olabilir hem de melekler gibi olabilir. Hatta melekleri de geçebilir. Durum böyle olunca Allah-u Teala'nın insanlık aleminde renklilik murad ettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çok renkli bir hayat yaşıyoruz ve bu hayattan şikayetçi olmaya da hakkımız yok. Bize düşen şükretmektir. Elhamdülillah Allah bizi var etmiş. Elhamdülillah Allah bizi taş etmemiş, ağaç etmemiş, kuş etmemiş, başka herhangi bir varlık yapmamış. En yüce bir varlık olarak, kendisine muhatap olarak insan şeklinde yaratmış. İnsan bunları böyle düşünmeli ve varoluştan dolayı, yaratılıştan dolayı derin derin şükretmeli. Başını şükür secdesine götürmeli. Ama haşa Allah'a kafa tutarcasına neden beni yarattın bu gibi ifadeler söylemek Allah korusun insanı küfre götürür. Cenab-ı Hak hepimize istikametli bir şekilde yaşamak nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.